Bir oyuna gittim. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bir perşembe günüydü. Perşembe ve cuma günleri saat 8.30'da oynuyorlar. Bir yerli yapım, bir yerli müzikal. Dünyada da örnekleri olan bir müzikal. Seni seviyorum, mükemmelsin. Şimdi Değiş isimli oyunda harikulade, belki sizin de tanıdığınız, tanış çıkabileceğiniz oyuncular var. Bu oyunculardan Anıl Altınöz ve Ezgi Erol'un, iki harikulade oyuncunun, ki diğer oyuncular da harikuladelerde ama onlarınki çok kolay seyirciye geçen bir küçük sahneydi. Belki de programımıza en kolay alabileceğimiz sahneydi. Seni seviyorum, mükemmelsin. Şimdi Değiş sahnesindeki şarkıyı değerli müzisyen dostlarıyla beraber şimdi burada seslendirecekler. Hep beraber alkışlıyoruz. Harikuladesiniz, harikuladesiniz, harikuladesiniz. Çocuklar, Anıl Altınöz ve Ezgi Erol'dan izledik. Seni seviyorsun, mükemmelsin. Şimdi Değiş'ten küçük bir sahne, şarkılarını, o şansonlarını daha doğrusu tiyatrodan. Lütfen değerli müzisyenlerimizi tanıtır mısınız bizlere? Onlar bütün oyunun müziğini yapıyorlar. Bu iki kişi çok ağır bir yükün altındalar. Piyanoda Zeynep Er, kemanda da Canberk, fıçı yapan. Harikulade. Zor bir soyadı o, evet. Peki, izleyenlerimiz sizi nereden hatırlayacaklar? Sadece bu oyun değil, siz ekip olarak başka oyunlar da gerçekleştirdiniz. Evet, bu oyun Talimani Tiyatrosu'nda oynamaya başladık. Değerli yönetmenimiz Mehmet Ergen ve Lerzan Pamir yönetiyorlar. Geçen sezon Talimani Tiyatrosu'nda oynuyorduk. Bu sezon Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne transfer olduk. Harikulade. Gezi ile ilgili bir oyununuz da vardı. Evet. Geçen sezon yine oynuyorduk. Taksim Meydanı. Gezi olaylarının ilk 20 gününü konu alıyordu. Evet. Peki diğer oyuncu arkadaşlarımız kimler? Sizlerle beraber çünkü. Galiba yurt dışındaki versiyonda 4 kişi ama siz Türkiye'deki versiyonda 6 müthiş ses ve müthiş oyun performansı. 6 kişisiniz. Teşekkür ederim. Diğer oyuncuların sizden kalır, altta kalır yanı yok. Hepiniz çok başarılısınız. Ben çok mutlu ayrıldım oyundan. Bir daha söyleyelim. Performans Sanatları Merkezi'nde, Zorlu'da, Perşembe ve Cuma günleri saat 23.30'da. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Diğer oyuncu arkadaşlarımızın isimlerini de analım isterseniz. Lütfen. Begüm Günceler, Defne Koldaş. Defne Koldaş. Adem Yılmaz. Beni de Ali Atay olarak bilirler genelde. Evet. Senin reklamına bayılıyorum. Çok teşekkürler. Bir arabada böyle karşılıklı geliyorsunuz falan filan, evet, ve evet, çok sıklıkla yayınlanıyor zaten. Ve siz hepiniz ses eğitimi görün. Nasıl? Kıskanılacak muhteşem gibiler değil, evet, mi? Ne diyorsunuz? Muhteşem. Böyle baktık. Yani özellikle bu Ezgi çok acayip, evet, bir kız. Biz sesini duyunca bayağı bütün ekip, evet, birbirimize, evet, baktık. Yani Ezgi çok acayip bir kız. Çünkü ben yani onu oyundan sonra da, oyunda birkaç performansı var. Hepsi çok iyiler. Ama Ezgi özellikle yani mesela buraya geldiğinde programa annesi giydirmiş. Böyle evlilik çağında bir genç kız. Yani gencecik gelmiş oturuyor. Fakat sahnede bir canavara dönüşüyor. Ve ben hayranlık duyuyorum. İkisine de hayranlık duyuyorum. Çok teşekkürler. Hem mükemmel bir oyun sergiliyorlar, bir performans sergiliyorlar. Hem de mükemmel söylüyorlar. İnanılmaz. Zor bir iş yapıyorlar. Çok zor bir iş yapıyorlar. Seyircileri çok zor. Mutlaka gidip izleyin. Oyunun ismini de tekrar söylüyorum. Seni seviyorum, mükemmelsin. Şimdi Değiş. Çok teşekkür ediyoruz müzisyen dostlarımıza ve oyunculara. Şu küçük arayla...